Merhabalar. Merhabalar. Yanımda Tarık abi var. Tarık abi bizim Siena Marine'de satış operasyon müdürümüz. Arkamızda gördüğünüz gibi Siena 78 var. Şu anda neredeyiz abi? Şu anda Cenova'da limandayız. İtalya'dayız. Evet, sabah İtalya'da. Uçağa bindik Sabiha Gökçen'den havalimanından ve Cannes Fuarı'na teknelerimizden bir tanesi olan Siena 78'i getirdik. Bakın şu anda bir Cenova limanında kocaman bir geminin üstündeyiz. Şöyle gemiyi de göstereyim size. Tarık abi, tek bizim teknemiz kalmış galiba, değil mi? Şu anda görünen baş tekne, evet, var mıydı burada? Evet. Başka gemiler de var yan tarafta. Onlar da boşalt. Onları şu an göremiyoruz. Başka tekne gemileri, evet, de var. Biz İstanbul'da geçen gün Haydarpaşa Limanı'nda 48'i ve 68'i fuara göndermek üzere gemilere koymuştuk. Doğru. Şimdi onları almaya geldik ve yarın da buradan İtalya'dan Fransa üzerine bir seyir yapacağız. Onu Tarık abi biraz bize anlatsın. Ne kadar yolumuz var? Hava koşulları nasıl? Evet, şöyle biliyorsunuz fuar Cannes'da. Biz daha yakın bir marinada ayın 8'i denizim, 8 ya da 9'u girişleri müsaade ediyorlar. Fuar alanına izin veriyorlar. O alana, o süreye kadar biz yakın bir yerde marina kiraladık. Oraya götüreceğiz. 90 mil kadar yolumuz var. Yani yarın 90 mil yolumuz var. Aynen. Hava raporları, rüzgar biraz öğleden sonra sertleşiyor ama arkadan geleceği olsun için çok bizim bize şey yapmaz. Biliyorsun A klas ve her deniz şartlarında bu gayet uygun. İşte bu yorum bekliyorum ben de 78, zaten. 78 de hayli. Biz buraları daha önce şöyle söyleyeyim 58'lerle 68'lerle yani ufak teknelerimizle de geçtik, çok rahat geçtik. Aynen. Yıllardır. Yelkenlilerde de sen de denedin. Azurelerle yıllardır, 2014'ten beri azureleri getiriyoruz zaten bu fuarlara. Onlarla denemiştik yıllar öncesinden tabii ki. Yani şu arkada gördüğümüz 78 için aslında şöyle göstereyim. Hiç de sıkıntı olacak hava değil aslında. Fuara kaç tekneyle katılıyoruz abi? Biraz bilgi verelim istersen. Evet. Cannes Boat Show'a 12 Eylül'de başlıyor sanırım, değil mi? 12-17 arasında. 12-17 Eylül arasında. Kaç tekne katılacak? 4 teknemiz var. Bu sene lansmanını, yani ilk görselini sunacağımız Cannes Fuarı da 48, 68, 78 ve 88 teknelerimiz var. Bütün modellerimiz katılıyor aslında. Yani 58 yok ama şöyle fuar oldukça dolu ve 58'i biz bu sene koyamadık. Yani 48 ön planda olduğu için. Tabii 48'in dünya lansmanını yapacağız bu arada 48'in. Aynen. Evet, durum bu. Yarın da seyir hakkında biraz bilgiler veririz. Birazdan ben fotoğraf almaya çalışacağım. Limanda drone yasak, drone kaldırmaya çalışacağım. Artık İtalyanlar beni tutuklamazlarsa. Evet, işte üzerimizde biliyorsun uçak rotasıdır. Havalimanı şurada olduğu için. Onu da Tarık abi az önce söyledi. Gerçekten de şuradan uçaklar iniyor biraz ileriden. Her türlü riskimiz var. Cenova'nın merkezindeki limandayız. Bakalım, deneyeceğiz. Görüntü alabilsek ne mutlu bize. O zaman tekrardan, evet, yarın görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere. Denizcilikte tekneyi indirdim. Tekneyi suya attım. Marşa bastım gittim. Hiçbir zaman yoktur, unutmayın. Denizde her şeyi kontrol etmek gerekir. Denizin şakası yoktur, sert havası vardır. En küçük arızalardan çok büyük sorunlar olabilir. O yüzden daima 5 dakika, 10 dakika hiçbir şey bilmiyorsanız bile görsel kontrol yapın ama kontrol edin. Kesinlikle kontrolsüz her şey sorun olabilir. En azından emin olun ne olduğuna. Evet, indirdiğimiz liman hemen yanında havalimanı, hemen yanında da marina. Her şey iç içe, Cenova'da her şey iç içe. Bakın şu anda Cenova'da Marina'ya doğru geliyoruz. Birazdan Marina'ya bağlayacağız. Bu gece orada konaklayacağız. Sonrasında işte işlemlerimizi tamamlayıp yarın sabah da yola çıkıyoruz. Nice doğru, İtalya'dan Fransa'ya doğru yola çıkıyoruz. Marina Cenova'nın girişindeyiz. Kanal 71'den çağrı yaptık. Tabii şu anda saat pazar günü akşam 6 gibi olduğu için tüm irili ufaklı teknelerin hepsi aynı bizim marinalarda ülkemizde yaşadığımız gibi geri dönüyorlar. Vallahi herkes denizde. Herkes denizde, herkes geri dönüyor. Ne tekne çıkmış marinadan. Herkes denizde. Akın akın gidiyorlar. Akın akın gidiyorlar. Tarık abi, operasyonun birinci aşamasını bitirdik. Evet Deniz'ciğim. Gemiden tekneyi indirdik. Sağ salim, kazasız belasız. Aynen, Cenova Marina'ya bağladık abi. Şu anda arkamızda. Evet. Bir sorun gözükmüyor şu anda. Gayet iyi. Yarınki seyrimizi inşallah tamamladıktan sonra yarın iyi bir seyir yapacağız abi. Bu arada abi, bağlarken bir şeye dikkat ettin. Ondan da bahsetmeni isteyeceğim. Şöyle hemen dönelim o tarafa doğru. Evet, çok güzel bir klasik. Burada bir oyuncak var. Yatımızı bulduk. 1930 yapımı.
İngiltere'de, United Kingdom, Dick Ensign'ın tersanesinde üretilmiş. 35 metre boyunda, 6 metre genişliğinde bir klasik. Evet. Şu anda Çağatay'da kullanıyormuş galiba. Aynen. Ya adımımızı attık, sene 78'in yanına, 78'imizin yanına direkt böyle bir tekne klasik gördük. Bir umarım biz de bizimkini de gösterelim. Umarım bizimki de, sen de uzun yıllar böyle yaşarsın diyelim abi. Burada konuyu kapatalım. Bizimki de bizimki de yıllanmış olur. 80-90 yıl yıllansın. Uzun yıllar inşallah yaşasın. Hadi bakalım. Görüşürüz. Yarın görüşmek üzere. Yarın görüşmek üzere. Genova Marina'da bize iki tane çift tonoz verdiler. Bakın teknenin başında iki tane tonoz var. Ve halatlara bakın. Bizim koç boynuzları bile küçük kaldı. Kırklık. Halatlar kırklık. Yani herhalde buraya çok büyük yatlar bağırıyorlar aynı zamanda. O yüzden iki tane çapraz bir kilide anca sığdı zaten. Denize çıkarken İtalya'nın Genova şehrinden de çok kısa bilgi verelim. Genova şehri bundan 1000 yıl önce Cenevizlerin, yani denizci bir cumhuriyet kuran Cenevizlerin aslında başkentiydi. Hatta Kristof Kolomb'un doğum yeridir. Ve Kristof Kolomb biliyorsunuz Amerika'yı keşfeden büyük denizcidir. Ve aynı zamanda kaptandır. Bundan 1000 yıl önce Genova'da doğmuştur. Ve denizcilikte çok büyük katkıları olan bir şehirdir. Bütün dünyaya ticaret yapmışlar zamanında. Ve denizcilikte çok ileri gitmişler. Kıtaları geçmişler. Cenevizlerin başkenti Genova'yı selamlayarak Nice'e doğru, Fransa'ya doğru yolumuza devam ediyoruz. Evet, seyre çıkar çıkmaz usturmaçaları topladık. Teknenin yanlarında hiç usturmaça kalmadı gördüğünüz gibi. Güverte yürüme yolları güvenli ve halatları o da yaptık. Ve böyle büyük halatları elle kolla o da yapamazsınız. Bakın böyle yerde o da yapmayı bilmelisiniz. Ucuna da bir tane camadan bağladık. Şimdi bunu kaldıracağız. Tarık abi de yanımızda. Tarık abi saygılar. Günaydın. Tarık abi seyre devam ediyoruz. Nedir durumumuz? Merhabalar, günaydın Denizciğim. Seyirimize devam ediyoruz. Sabah 9'da hareket ettik. Ancak toparlayabildik. Ve şu anda yaklaşık 90 millik bir seyirimizin 10 milini hemen hemen açtık. Sancak Bordo'dan deniz hafif geliyor. Rüzgar 15-16 knotlarda. Ama tabii buranın açık denizi olduğu için biz de birazcık karadan uzakta gittiğimiz için hafif bir sallantıyı etkiliyor. Ama biz de tabii ki Humphrey stabilizerlarla tutabiliyoruz tekneyi. Dengeleyici finlerimiz var. Onları çalıştırdık. Doğrudur. Şu anda onlar tekneyi bayağı tutuyorlar abi. Evet. O zaman saat kaç gibi varırız abi şeye, Fransa'ya? Yani yaklaşık 13 knotta böyle seyrediyoruz. 4 gibi falan, öğleden sonra 4 gibi Marina'ya varmış oluruz. Peki abi yakıtımız nedir? Şu an ne kadar tüketiyor onu söyleyebilir miyiz? Şu anda tek makine 100, yani ortalama 200 litre diyebiliriz. Saatte? 1500 RPM'de. Biliyorsunuz teknemizde MAM var. 1550. 200 litre toplamda. Tüketiyor. Hızımız da 13 knot mı? Ne şu kadar anda abi? Evet. 13.5 falan. Yani 13 knotla bizim yaklaşık bir 6 saat daha seyirimiz olsa 1.2 tona yakın bir yakıt tüketeceğiz gibi gözüküyor. Doğrudur, doğrudur. O zaman abi gene bilgilendirme verir. Ekleyeceğim bir şey var mı abi? Tabii. Şu an stabil, her şey normal yolunda. İnşallah öğleden sonra vardığımızda ayrıntılı çekeriz. Olur. Aynen. Teşekkürler abi, size sağ olun. Teşekkürler, sağ ol. Seyire devam ediyoruz ama arkamda bakın ne görüyorsunuz? Burada arkamda Cirrus bulutları var. Bunlar atmosferin en yüksek bulutlarındandır. Ve genelde bakın buradan da göstereyim. Her tarafımızı kaplamış durumdalar. Bakın o tarafta da var. Bunlar atmosferin en yüksek bulutlarından. Genelde buz kristallerinden oluşur. Ve kötü havanın veya tropik bölgelerde bir siklonun habercisidir. Havanın bozacağını söyleyebiliriz birkaç gün içinde. Burada belki 24 saat, belki 8 saat içinde havanın bozması bekleniyor. Çünkü ciddi şekilde her tarafımızda Cirrus bulutları var. Bunlar genelde hava değişiminin, cephenin değişikliğinin habercisidir. Aklınızda olsun. Her zaman hava raporlarına bakmayın. Arada havayı da önceden bu şekilde tahmin edebilirsiniz.
Şimdi Sirius'ları görünce merak ettim. Tropikal siklon diyor, fırtına diyor. Bir hava raporuna bakayım dedim. Hava raporuna baktım. Bir de baktım. Gerçekten de dedim tropikal siklon olacak hali yok herhalde Akdeniz'in ortasında. Alçak basınç merkezinin etrafında saat yönünün tersine şiddetli rüzgarlar var. Tam Libya açıklarında. Dedim olabilir mi ya? Ki oluyormuş bu arada. Onun da bilgisini vereyim. 1947'den itibaren Akdeniz'de Akdeniz kasırgası adı veriliyormuş buna. Medicana deniyormuş. Bu Mediterranean'ın medisini almışlar. Hurricane'in işte Kane'ini almışlar. Medicana demişler. Bu arada yanlış söylemişim. Medicana değil. Medicane. Akdeniz'de oluşan bu tropikal benzeri daha güçsüz ama fırtınalara böyle saat yönü tersine dönen, alçak basınç merkezine dönen fırtınalara bir isim vermişler. Ve ciddi ciddi oluşuyormuş. Ben ilk defa şahit oluyorum. Ve bayağı da 100 taneden fazla olmuş bugüne kadar. Genelde Eylül ve Kasım aylarında sonbaharda oluyormuş. Eylül ayının başlangıçlarındayız zaten. Bilginiz olsun. Dikkat etmek gerekiyor. Mevsimler değişiyor gerçekten. Evet, seyre devam ediyoruz Tarık abiyle beraber. 50 mil falan geçtik abi yaklaşık. Doğru. Ve 50 milde haritaya baktım ben geçerken 16 tane marina, irili ufaklı marina saydım. Ve 50 milde sadece İtalya kıyısından bahsediyoruz. Daha Fransa tarafına geçemedik. Bu arada Tarık abi gösteriyor yanımızdan canavar gibi bir motorat geçiyor. Küçük yani canavar gibi demeyelim. Biraz daha sürat teknesi. Tarzımız farklı. Pek bir kamerası yok ama çok şık. Çok şık bir şey geçiyor. Siyah. Evet. Belki o da gözükür kameradan şu anda. Evet 50 tane, daha doğrusu 50 milde 16 tane marinadan bahsediyoruz. Bu çok ciddi bir oran. İstanbul'da abi çok şıkmış gerçekten bu ya. Önüne de aslan logosu koymuş galiba değil mi? Önünde de aslan logosu var. Simsiyah. Çok şık. Biz şu anda 13-14 knotla gidiyoruz. O da herhalde abi 20 knot civarında var mıdır? Böyle geçtiğine göre bizi. Fazlası var. Bence. Fazlası var değil mi? 20-25'in üstünde gittiği gözüküyor. Evet, neden bahsediyordum? Marinaların sayısından bahsediyordum değil mi abi? Evet. Yani 50 milde 16 tane marina saydık. İstanbul'da 120 bir kıyımız var benim ölçüme göre en az. Ve 9 tane marina var. Düşünsenize bizim marina fiyatların niye böyle çok olduğunu buradan anlayabiliriz. Denizciliğimizin ne kadar geri kaldığını anlayabiliriz. Ki dün akşam Tarık abiyle tekneyi bağlarken Canova'da abi kaç tane tekne giriyordu marinaya akşam tamam, saatinde? Oldukça. Çok. Çok. Evet. Onlarca tekne giriyordu. Evet seyre devam ediyoruz. Biz seyre nereye bakıyoruz? Çok kısa onu söyleyeyim. Çarp motorumuz açık. GPS'imiz açık önümüzde. Oradan rotamızı görüyoruz. Aynı zamanda ayısı olan tekneleri görebiliyoruz. Her şey çok rahat gözüktüğü için radarı açma gereği duymadık. Makine dairemize bakıyoruz. Makine dairemizde bir kameramız var. Devamlı oraya bakmak zorundayız herhangi bir şey olduğunda. Burada sintine sensörlerimiz var. Sintinelerde bir su olduğunda alarm veriyor. Onları takip ediyoruz bir taraftan. Sintine sensörlerine bakıyoruz. Motorun tüm devri, parametreleri, sıcaklıkları. Mesela hep antifriz sıcaklığına bakarım ben. Soğutma suyu sıcaklığına bakarım. 85 dereceyi geçmez. Özellikle man mod makinalarda. Ona bakıyoruz. Ve bir taraftan da abi değil mi? Devamlı Sicilya tarafından dalga geliyor. Rüzgarımız 3-4 knot fazla değil. Sağlam bir ölü dalga var çünkü biliyorsun aşağısı Akdeniz'in en yukarı doğru çıkan. Şu an Akdeniz'den ciddi solugan alıyoruz abi değil mi abi? Dalga alıyoruz. Evet, ölü dalga daha çok yani aşağıda demek ki havalar esti. Buraya dalgası geliyor abi. Evet. Bu arada burada bir fanımız var. Bu fana müşteri isteği takılmış bir fan. Burada klima var yanlış anlamayın. Bu 78'in yarı kapalı, semi-enclosed dediği bir bölgedeyiz. Bakın buradaki camlarla şu an 78 teknesinde fly'dayız. Ve burası böyle camlarla kapatılmış şekilde. Doğal havalandırmalar var burada. Orada klima üflemeleri var. Şurada doğal havalandırmalar var hemen ön camın hemen önünde. Arka taraf zaten tamamen açık. Dolayısıyla 78'in bu yarı kapalı fly'ında seyrediyoruz. Seyir yapmak çok konforlu. Güneş yok, rüzgar yok. Herhangi bir serpinti yok. O bakımdan çok rahatız. Rahat seyrimizi yapıyoruz. 13-14 knotla herhalde birkaç saat sonra önce San Remo, sonra Monaco. Değil mi abi? Evet. Deniz'im bir hatırlatma. Şu büyük camlarımız yarı beline kadar da açılıyordu. Doğru. Çok özür dilerim. Yani onu da gösterelim. Tamamen bu kadar böyle havasız ve şeysiz kalmıyor. Şu kocaman cam yaklaşık tabii. Belki 3,5-4 metre uzunluğunda orası. Aynen. Ve aşağı doğru tamamen açılıyor değil mi? Evet. Artı şey de açılıyor değil mi abi? Soft top'umuz tabii, var yukarıda. Üst tarafta açabiliyoruz. Üst tarafı yani da açabiliyoruz. İsterseniz gene
yarı kapalı dediğimiz versiyonun açık versiyonuna da dönüştürebiliriz. Evet, doğru. Sadece doğru. Ön camlarımız sabit. Sadece ön camlarımız evet. Sabit. O da zaten seyir için yeterli. Kışında, yazında çok ciddi etki ediyor. Evet, aslında söyleyeceklerim bu kadar. Ekleyeceğim şey var mı abi? Şimdilik yok. Yolumuza devam ediyoruz. Bir sonraki adımda San Roma Limanı, daha sonra Monaco, Nice. Evet, devam edeceğiz. Ve Antep'e bağlanacağız umarım birkaç saat sonra. Bizim guletlerden bir farkı var mı? İtalya'da işte bizim guletlerin griye boyanmışı geçiyor yanımızdan. İngiliz bayraklı. Belki de biz yaptık. Bilmiyoruz ki. Baksanıza. Kocaman bayrağını basmış. Aynı bizim gulet bu ya. Gördüğümüz ülke Monaco, her 3 kişiden birinin milyoner olduğu söyleniyor. Kişi başına düşen milli hasıla en yüksek, dünyanın en yüksek olduğu ülkesi Monaco'ymuş. Aynı zamanda 3 kişiden biri milyonermiş. Dünyanın en zengin ülkelerinden biri. İşsizlik oranı sıfıra yakınmış zaten. Küçücük Fransa topraklarıyla sınırlandırılmış bir prenslik ve burada böyle yükseliyor. Zaten zenginlik de biraz belli oluyor binaların tarzından. Monaco biliyorsunuz zaten Monaco Grand Prix ile Formula 1 yarışıyla oldukça ünlü. Ve dünyanın en büyük teknelerinin sergilendiği bir boat show var. O boat show da genelde Ekim ayında yapılır. Evet, unutmadan söyleyeyim, 90 milde tam 39 tane marina gördük. İtalya ve Fransa sahillerinde 90 milde tam 39 tane marinaya barınak var. Artık siz düşünün halimizi, adamların ne kadar denizci olduğunu, bizim marina sayımızı kesinlikle arttırmamız gerekiyor. Saat 4:10 geçiyor, sabah 9:30 gibi çıkmıştık İtalya'dan, Genova'dan. Şu anda Antip'te Marina de Bahia Anges miydi? Öyle mi? Marina adıydı. Aşağıya yazarım. Tam hatırlayamıyorum. Liman girişindeyiz. Tarık abi telsizden giriş izinlerini alıyor. Yerimiz ayırtıldı. Ve yavaş yavaş giriyoruz şimdi. Böyle bir yer. Liman giriş hazırlığında usturmaçalar takıldı. Hepsi yerlerine. Gireceğimiz yerin yüksekliğini bilmiyoruz. Dolayısıyla usturmaçaların yüksekliği seviyesini biraz yukarıda bıraktım. Ona göre şey yapmak gerekiyor. Bu arada aşağıda finin çalışmasını görebilirsiniz. Bakın nasıl denizi köpürtüyor. Dengeleyici finin çalışması bu. Bilmiyorum kanat gözüküyor ama bir sağa bir sola bir sağa bir sola fin basıyor. Evet, daha sonra ne yaptık? Kaçal atları hazırladık. Bunlar atları uzun biraz. Koç boynuzlarına. Sancak ve iskele koç boynuzlarına kıçal atları hazırladık ve şu anda bağlanmayı bekliyoruz. Bu tarafın usturmaçını da kontrol edelim. Bir tane büyük balon var. Arkada sosis var. Yanlarda yükseklikler tamam. Bağlı olduğumuz, gireceğimiz yere göre değiştireceğiz. Tekne büyüdükçe artık telsizle iletişim kurmak zorundayız. Tarık abi. Test deneme. Teşekkürler abi. Evet, gördüğünüz gibi tekne büyüdükçe artık bağırma, çağırma olmaması gerekiyor. Ve böyle küçük walkie-talkie dediğimiz el telsizleriyle limana giriş yapacağız. Bağırma, çağırmaya hiç gerek olmayacak. Evet Tarık abi, hedefe ulaştık. Artık yaklaştık. Ulaştık, manamıza bağladık. Kamfuarına yaklaştık. Tekneyi Nice'e koyduk, pardon Antip'e koyduk. Şu anda Antip'teyiz. Aynen. Arkamızda 78 gözüküyor zaten. Bir sorun yaşamadık. Yaklaşık kaç saatte geldik abi buraya? Tam 7 saat.
Marina'nın ağzına. Planladığımız gibi yavaş, denizde yormadan, kendimize hiçbir sıkıntı yormadan. Yaşamadık. Makinede evet, arasında yok, aradık, yok, kesinlikle gayet güzel. Rüzgar fazla değildi. Solugan geliyordu arada. Aynen. Saatte, o da buranın açık deniz olması sebebiyle tabii güzeldi. Akdeniz'den gelen rüzgarla şey yapıyor. Gayet güzel bağlandık. Teknemizi bağladık. Güzel bir yıkadık. O yüzden şu an ter içindeyiz biraz. Evet, evet. Ben de evet, tişörtlerimizi değiştirdik. Kesinlikle bize küçükken öğretmişlerdi. Biz yerken, Optimus yaparken Sark abi. Daima siz de biliyorsunuz. Kesinlikle. Benden önce direkt hortumu sorup da teknenin tuzunu aldınız. Aynen. Teknenin tuzunu almamız gerekir. Ne olursa, ne kadar yorgun olursak olalım, tekne tuzlu bırakılmaz. Bu tekneye bir saygıdır. Denizcilik kültürüdür. O çok yüzden doğru. Güzel bir yıkadık Tarık abi. Şu an tertemiz duruyor. Evet. Hayırlısı arada... bakalım. Buradan sonraki detaylı çalışmalarımız sürecek. Ondan sonra da 4-5 gün öncesinde fuar alanına gireceğiz. Ve orada artık daha detaylı hazırlamalar fuar iç kısımlarında ve dış kısmıyla hazır olacağız. Ve görücüyle teknemiz buluşacak. İnşallah güzel satışlarımız da olur. Devam edelim, bekliyoruz. Umarım abi. Çok satışlarımız iyi gidiyor şimdi. Eline sağlık bu arada Deniz'ciğim. Allah'a çok iyi. İki, ben teşekkür ederim abi. Normalde bir not 78 gibi fiti, yani sanmayın ki iki kişi handle ettik ama biz bu teknenin üzerinde çok vakit geçiriyoruz. Tabii. Normal şartlarda teknemiz esasında 3 personelle hareket edebilecek bir tekne. Eni, boyu ve hacmiyle 90 manevrasyonu. Kesinlikle. 25 metre, 6 metre genişlik. Hatta yani şöyle söyleyeyim, çok yoğun sezon geçiren tekne sahipleri için 4'e bile çıkabilecek bir personel teknedir. Personel sayısı. Aynen. Yani 25 metrelik bir tekne için. Biz iki kişi abi. Üçtü. Biz ikimiz. 3 ülke geçtik. Şu anda evet, uzun bir seyir yaptık. Doğru. Arada Monaco'ya da sokarsak abi, Fransa'ya geldik. 3 ülke sayılıyor. Aynen. Yani bunu o gözle bak. Ama tekne sahibi de olduğu zaman, teknede bir faaliyet olduğu zaman bu kesinlikle iki kişiyle gözüyle bakılmasın. Tabii doğru. Bu çok bir kriter olmasın sizler için. Teşekkürler. Siz bize bakmayın diyelim. Aynen. Biz kendimizi getirdik sadece. Bu şekilde kapatalım o zaman. Çok teşekkür ederiz abi. Emeğine sağlık. Sağ salim görüşmek geldik üzere. Ettik. Sağ ol. Görüşmek üzere. Sevgiler. Burası teknenin aslında VIP dediğimiz zaman baş kamerası. Evet, geniş. Tam karşında bir ayna var. Ben de gözüküyorum. Camlar kocaman. Marina'yı çok rahat görebiliyorsunuz. Burada her iki tarafından da kullanabileceğiniz şöyle yapayım, geniş bir yatak var. Ve arkası tamamen cam. Gerçekten bu teknede bu kamerayı çok beğeniyorum. Çok aydınlık. Depolama alanları var. Dolaplar var. Aydınlık. Doğal havalandırma için dumbozlar var. Camlar var. Geniş bir tuvaleti var. Bakın gördüğünüz gibi banyosu var. Duşa kabini ayrı. Böyle bir kameradan bahsediyorum. Gayet şık. Biliyorum teknenin içini, Serena 78'in içini daha çok göstermek istiyorsunuz ama maalesef buna çok zamanım olamıyor. Şu an teknede hemen temizlik başladı. Ekipler girdi. Fransa'dayım halen. Halen Antip'teyim. Ama en azından fotoğraflarla size tekneden bahsetmek istiyorum. Baş kamerayı gösterdim. Serena 78 25 metre uzunluğunda, yaklaşık 6 metre genişliğinde, 90 ton ağırlığında, geniş troller tarzı, yukarıda fly'ı olan, üstelik bunun fly'ının yarı kapalı olan versiyonunda seyir yaptık, görmüşsünüzdür. 4 kamerası var. 4 kameranın üstüne bir de personel kamerası var. Toplamda 5 kamera bulunuyor. 2 tane 1550 beygir MAM motora sahip ve bu motorlarla 27,5-28 knotları rahat görebiliyor. Tam yüklüyken de rahatlıkla 25-26 knotları rahat görebiliyor. Yani yakıt tankları dolu, su tankları dolu. Oldukça kullanması kolay, avraması kolay. Başka çift pervanesi olan, çift makinesi olan. İşte bunun yanında stabilizer dengeleyici finleri var, jeneratörü var, kliması var, kaloriferi var. Zaten bunları saymıyorum artık. Bunlar bir motor yatta olması gereken şeyler. Çarp motoru var. Her türlü konforu düşünülmüş bir tekne. Ve daha sayamadığım invertör gibi birçok özelliği de var teknenin. Votre toast, je peux vous le rendre, Seigneur, Seigneur.